Şimdi vatandaş bilgi sahibi olmasa zehirlenebilir. Şu gördüğünüz it üzümü, beyaz çiçekli. Şurada gördüğünüz çiçek beyaz. Beyaz çiçekli siyah meyveli. İt üzümü. Peki bu da ada çayı. Var mı bir benzerlik? Yok. Bu da meyvesi. Var mı bir benzerlik? Yok. Doktor olduğunu söyleyen vatandaş daha gidiyor, videosunu çekiyor. İşte ayı üzümü, idrar yolları enfeksiyonu ilgili. Ya bilmiyorsun ki, bilmediğin işi neye reklamı yapıyorsun? İnsanları zehirlersin, Allah korusun. Hadi sana inandı, gitti, güvendi. Dağdan topladı, çayını içti, öldü. Ne oldu? Evet, ada çayı Almanya'da 75 urolog. İdrar yolları enfeksiyonu olan hastalarına ayı üzümünün yaprağının destilasyonu damıtılarak elde edilen ekstrakt ile tedavi etmişlerdi. Tam 186 bin. Uva Ursi yazarsak PubMed'e çıkar. Uva Ursi. Ayı. Ayı üzümü. 218 klinik araştırması yapılmış. Bu klinik araştırmaları idrar yolları enfeksiyonunda iyi geldiği belgelenmiş. Kimyasallardan daha etkili olduğu anlaşılmış. Doğal antibiyotik, yan etkisi yok. Siz de bakabilirsiniz. Uva Ursi. Bir de bakalım Avrupa'ya ne yapmış. Amerika. Uva Ursi. Yazarsak ne çıkar? Uva Ursi yazdım. Şu C'yi silelim. Uva Ursi. Evet, Uva Ursi. Uva Ursi demiş 4.5 miligram. Yani 450 miligram. Evet, başka bir şey yok. Dolgu maddesi, nişasta doldurmuş, nişasta doldurmuş. Biz ne yaptık? Gökçek ayı üzümü kapsülü. Gökçek ayı üzümü kapsülü. Farkımız kalitedir. Ayı, nerede ayı? Ayı burada. Şimdi ayı üzümü bir, yaprağının ekstraktı. Ayı üzümü ekstraktı, huş ekstraktı, akünlük ekstraktı, at kuyruğu otu ekstraktı, ısırgan otu ekstraktı, ayrı kökü ekstraktı, kokulu yonca ekstraktı, mısır püskülü ekstraktı, sarı kandıran ekstrakt, kara hindiba ekstraktı. 10 çeşit ekstrakt var. 1. 2. Bor, çinko, magnezyum, silisyum. Bor kireç yüzücü. Bor. Çinko 300 çeşit enzimi kofaktörü. Magnezyum 400 çeşit enzimi kofaktörü. Silisyum bağ dokusunu temizleyici, vücudu temizleyici, arıtıcı, kemikleri, kıkırdakları güçlendirici, kirişleri, lifleri güçlendirici, tendonları güçlendirici. MSM, akıllı molekül, etken maddeyi hedefe taşıyıcı. Benzeri yok kainatta. Ne Amerika, ne Avrupa, ne Asya. Daha kalitelisine var diye buyursun gelsin. Belge ve bilgiyle konuşsun. Daha kalitesi dünyada yok. Biz yaparsak en iyisini yaparız. Vatandaş diyor ki, benim demem önemli değil. 60 defa lavaboya gidiyordum diyor. 60 defa interstisyal sistit. Interstisyal sistitin sebebi ne? Bağırsaklarda E. coli bakterisi veya kandida mantarı mesaneye yerleşir. Üretmiş olduğu zehir mesane mukozasını yakıyor, sinir hücreleri açıkta kalıyor. Böbreklerden birer damla idrar gelse mesane dolmuş gibi sürekli sinyal gidiyor gidiyor. Ne oluyor vatandaş? Geliriyor. 60 defa lavaboya gidiyordum, sokağa çıkamıyordum. Evden başka hayatım bitmişti. Doktorların verdiği ilaçları kullandım, hiçbir işe yaramadı, daha kötü oldum. Gökçek ayı üzümü seti kullandım. 2 ayda çok şükür kendime geldim. Artık rahat geziyorum, yiyorum, içiyorum. Şirin Hanım.
bilkiseltedavi.net'te bunun gibi 50-60 tane yorum var. Hangi birini okuyayım? Yani vakti olan baksın.